Kahvaltımızı yaptık. Şu maydanozlar ne kadar güzel iri iri olmuşlar. Güzel büyümüşler. Şimdi eve gidiyorum, evimin işlerini halledeyim. Sen burada oyna tamam mı bir tane? Ben seni oradan izlerim. Bir şey olursa halalara seslen tamam? Tamam. Şimdi gidelim. Evimizin işlerini halledelim. Daha sonra şeyleri soslayacağım. O etleri soslayacağım. Sandalyeleri düzenlerim. Salıncak da hala öyle aynı şekilde kaldı. Bu arada herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Hava mis. Gidelim bakalım şimdi. İşlerimizi halledelim değil mi? Portakal. Değil mi portakal? Ha, size şeyleri göstereyim mi? Çilekleri. Bakın. Çileklerimize çilekler oluyor. Bir tane, iki tane, üç, dört tane. Şurada da var. Ha, bayağı verecek. Şurada geçen koparmıştım. Hatta şuralarına kadar gitmiş çilek. Bakın şurada, şurada. Hani çilek kökünü salıyor ya. Neyse. Olur inşallah. Babam böyle toprak dökmüştü. O yüzden gömülmüşler. Ama inşallah çıkarlar bunlar. Neyse gideyim de evimin işlerini halledeyim artık. Ben size şu gülümü de göstereyim de bari öyle gideyim. Bakın ne kadar güzel açtı. O kadar da güzel kokuyor ki mis. Bu bir tanesi de. Bu. Anneciğim sakın dış kapının oradan çıkma tamam mı? Ha? Tamam kenardan oyna ama dış kapıya çıkma sakın. Bir şey olursa da halalara söyle. Tamam hadi öptüm seni. Bunu söylemek hiç istemiyorum ama galiba hasta oluyorum. Çünkü böyle vücudum sanki soğuk almış gibi. Kesin o gün o işkembeden sonra işte 2 gün üst üste bayağı bir yoruldum ve dışarıdaydık. Hatta o gün bahçede bütün günümüz bahçede geçti. Yani anlayacağınız bugün böyle vücudumda bir kırıklık var. Sabah zaten zor uyandım. Hala da saat 11.30'a geliyor ama ben hala kendime gelemedim. Böyle nasıl desem. Yani düşüp her an yatabilirim ve hiç de kalkmam. O durumdayım şu an ama inşallah daha şey olmaz. Annem sabah nane limon kaynatmıştı. Ondan bilmiyorum olur mu olmaz mı ama ben yine de şöyle bir yarım bardak içtim. Nane limon iyidir ama tabii ki onu içtikten sonra da terlemem gerekiyor ama işlerim var. Bugün kızların son günü. O yüzden artık bugün hasta olsam da ayakta olmam lazım. İnşallah akşama bir şeyim kalmaz. Şimdi çay, öğlen çay demlerim. Kahve değil de çay demlerim ve ahududulu çay içerim. Hani ben sürekli bir reçelle içiyorum ya. O soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Onunla güzelce içerim ve kendimi toparlarım. Dediğim gibi bugün kızların son günü. Yarın sabah belki göremem bile. Çünkü 6.30-7 gibi yola çıkacaklar. Saat 9'da uçakları var. Bugün büyük bir ihtimal şeyle çoğu şeylerini kargoyla kemere gidip kargoyla göndeririz. Çünkü bazı şeyleri belki uçakla götüremezler. Hatta şey mesela avokadodur, portakaldır, odur budur. Onları kargoyla daha şey olur diye. Bugün belki öyle bir kemere gideriz. Onları göndeririz. Hatta hazırlarız. Kızlar ufaktan valizlerini toplamaya başlamışlar ama işte gideceklerini falan şey yaparız, toparlarız beraber. Ben de birazdan geçen size gösterdim ya şey söylemiştim ya etler bugün mangal yakacağız diye. O etleri soslarız beraber. Bir de mantılarını dün annemlerin oradan akşam 9-9.30 gibi geldim. Bulaşığım falan vardı. Onları hallettim. Tezgahım yani mis gibi. Bak görün. Mis gibi. Tezgahımda bir şey yok. O mantıları poşetledim. Onu şey yapacağım. Bir gün daha dursun. Yarın bu akşam veririm. Yarın sabah alırlar. Ondan sonra başka ne? Ha, bulaşıklarımı falan hallettim. Toparladım. Şimdi yatakları falan topladım. Evin genelinde şöyle göstereyim. Bir şey yok ama süpürülecek. Toz alınacak.
Öyle yani meze olarak ne yaparım bilmiyorum. Bir şeyler aklıma gelir. Biraz internette gezinirim, bir şeyler bulurum. Yaren Seda ile, Seda halasıyla spor yapıyor. Seda bayağı buraya geldi, şey yaptı. Yani orada sürekli her gün 1-2 saat koşuyorum diyordu. Antrenmanlara gidiyorum falan filan diyordu ama burada hiçbir şey yani öyle bir yer olmadığı için küçük bir yer. Yani koşu yeri yok, işte ne bileyim antrenman yapacak yerleri olmadığı için maalesef bayağı bir geride kaldım dedi. O yüzden böyle işte kendi şeyler, kendi neyse ya söyleyemedim ama kendince işte bahçede kendi bir şeyler yapıyor, işte koşuyor, ip atlıyor falan. Yaren de onun yanında. Şimdi ha bir de bu arada her videomda neredeyse söylüyorum ama yine de soruluyor. İşte geçen bir abla sormuş ki görümcelerin bekar mı, evliler mi? Ben oraya yani söylemişsem bile belki ben kaçırdım diye. Görümcelerimin ikisi de bekar, ikizler zaten. İkiz kız kardeşler. İkisi de bekar, ikisi aynı evde kalıyorlar. Birisi İngilizce öğretmen, diğerisi de atanmaya çalışıyor. Mülakata falan girecek. Yani öyle ikisi de bekar, evli falan değiller. Tabii ki Allah nasip ederse, Allah bahtlarını açık etsin. İnşallah iyi biri karşılarına çıkar ve onlar da yuvalarını kurarlar. Tabii ki her şeyin hayırlısı. Ve ben şimdi 2 dakika konuşmadan nefes nefese kalan Feride bu aylarda, son aylarda ne olacak halim hiç bilmiyorum ama şu an bile zor geçiyor yani. Soruyorsunuz hamilelik nasıl geçiyor? İşte bulantılarım var mı? Evet, bulantılarım aşırı derecede var. Özellikle sabahları ve akşamları. Gündüzleri pek bir şeyim olmuyor ama sabah ve akşam çok kötü. Bütün gün zaten nefes nefese kalıyorum. Konuşmakta bile zorlanıyorum. Biraz bir şey yaparsam yarım saat yatıyorum. Kızlar da sağ olsunlar bunu gayet normal karşılıyorlar. Kaç gündür ben evde kahvaltı hiçbir şekilde hazırlamıyorum. Allah razı olsun yapıyorlar, ediyorlar, çağırıyorlar. Kahvaltımı yapıyorum, Feride sen uzan diyorlar, yatıyorum. Yani uzanıyorum, onlar hallediyorlar. Öyle yani görüyorsunuz şu an bile nefes nefese kaldım. Zor geçiyor öyle söyleyeyim. İlk başındayım daha, ikinci trimestre geçtik şu an. Yolun başındayım, daha 6 ayım var ama Allah kolaylık versin inşallah bütün hamile, bütün anne adaylarına. Allah kolaylık versin ve bebişlerini sağ salim kucaklarına almayı nasip etsin. İçinde de beni tabii ki. Ve evet gidiyorum. Biraz işlerimi halledeyim. Kendime geleyim. Bir bardak da su içeyim artık. Ağzım damağım kurudu. Komşumuz kabak tatlısı getirmiş. Daha doğrusu kabak getirmiş Gülcan teyze. Kabağı yapacağız. Dökelim. Şeker dökeceğiz. Ne? Bir gece bekleteceğiz. Ertesi gün böyle pişireceğiz. Akşam edeceğiz size. Göz kararı döküyoruz değil mi? Çekelim. Evet. Göz kararı. Komşularımız bir tane ya. Boşuna dememişler. Ev almada komşu al diye. Bu Hatice'dir. Gülcan'dı. Fatma'dı. Benim kısa konumda. Allah razı olsun. Allah, İnşallah. Allah her daim sağlıkla var etsin. Evet tatlım. Tatlımızı böyle yarın yapacağız. Şimdi de yufka ıslatmıştık, onu göstereceğim. Evet, şimdi yöresel ekmeğimiz, Antalya yöresine ait bir ekmek, yufka ekmeği. Farklı yörelerde de yapılıyordu muhakkak. Bakalım, bunu ıslattık. Bu açılıp saçta kızartılıyor, ya da daha doğrusu pişiriliyor. Bu şekilde ıslatıp ıslatıp yiyebiliyorsunuz. Biz ıslatma kısmını çekmedik. Belki başka sefere çekeriz. Biz bunu Diyarbakır'a götüreceğiz. Mis gibi doğal, katkısız ekmeğimiz. Böyle. Bir de kapatalım, üstü kurumasın. Yumuşayacak. Ondan sonra yemeğe hazır olacak. Katlayıp götüreceğiz. Bir de Hatice teyze komşumuz bize bir şeyler getirmiş. Köyden. Zeytin getirmiş. Şöyle çok güzel. Doğal. Ceviz, incir, daha incir anlaşılan bu, turşu, bir de şöyle ayva reçelimiz. Kıvamına bakalım nasılmış. Evet, ayva reçelimiz de bu şekilde. Teşekkür ederiz. Çok düşünceliler komşularımız, sağ olsunlar. Burası da böyle.
Ve işlerimiz sonunda bitmiştir. Makinemde bakayım kaç, ne kadar kalmış. Makinem daha 1 saati var, o yıkansın. Burayı kapatalım. Evet, bütün işlerimi hallettim. Yaren'e bisküvi açmıştım. Bir de meyve suyu içtik. Yaren şu an babamın yanında avokado toplayacaklar. Hatta Selda da gidiyor galiba. Zaten şu karşıdan hemen aparttan toplayacaklar avokado, kızlar götürsün diye. Saatlerimiz 1 oldu. Arkadan öyle bir bulutlar geliyor ki. Bakın sanki yağacak gibi. İnşallah yağmaz da bugünü de atlatalım, sonra yağsın. Karşıya mı gidiyorsunuz? Evet. Tamam. Avokado toplama gidelim. Neyse birazdan biz de gideriz. Bakalım ne yapıyorlar. Şimdi şuradan dolaptan etlerimi çıkarayım. Şöyle çıkaralım. Bunlar soslanacak ama babama önce bir sorayım da nasıl yapılıyor diye. Şurada ne varmış? Burada ciğer var ve kuyruk yağı var. Ciğer şiş yapacağız. Burada ne varmış? Burada kuzu şiş ve üstünün perde yağı var. Burada da pirzolamız var. Bugün tavuk yapmayacağız. Sadece bunları yapacağız. Bunlar burada beklesin. Ben gideyim bakayım. Ya da bunları tekrar dolaba koyayım. Gerçi buz gibi. Bakın şöyle buz tutmuş bile. Bunlar burada böyle beklesin. Ben gideyim bakayım avokado nasıl topluyorlar. Bir özel bir aparatı varmış. Babam öyle söyledi. Buraların tozunu falan aldım. Bir ara şoka giderim, kömür alırım bir paket. Ondan sonra saat 3 gibi yine mangalımıza başlarız. Bir gideyim bakayım orada ne yapıyorlar. Yaren nereye gidiyorsun? Oraya gidiyoruz. Evet, avokado toplayacağız değil mi dedemizle? Ben de gireyim. Şifremizi girelim. Yaren gel. Evet, buraya basalım. Hava da çok güzel bugün. Yaren gel alacağım. Hadi bakalım, koş 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 koş. Geç önden. Hadi bakalım, koş 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 koş. Koş ağaçlara. Hadi koş ağaç. Koş avokado ağacına. Bir de burası da. Evet, koş koş. Biz ne alacağız? Avokado toplayacağız değil mi halalara? Avokado toplayacağız. Bakalım avokadolar kalmışlar. Evet, inşallah vardır yarın. Bakalım nerede? Bu mu avokado ağacımız? Ne kadar büyük. Evet, bu komşumuzun ağacı, biz izin aldık. Şimdi olanları toplayacağız da. Resmen böyle bir çam ağacı edasıyla. Görebiliyor evet. Musunuz? Avokado ağacı. Var mı baba? Baba şurada da var bak. Evet. Bak şurada bir tane var, hem de kocaman. Tamam. Of şurada da var. Alalım onu hemen. Kafamıza düşerse vallahi bayılırız. Gel burada bakayım. Bekleyelim dede nasıl yapıyor. Nerede? Uzaktan bakalım. Baba bak şurada bir sürü var. Bak şu ortayı görüyor şurada musun? Yetişiyor mu bu? Şurada yetişiyor. Var, bak, yetişiyor. Ha, tamam. Sağa evet. Vur bak baba, sağ tamam, tarafta. Gördüm. Gördüm. Evet, dişilik. Aa, aparata mıymış? Aa, böyleymiş. Aparatı kim yaptı? Valla. Düşürmüşler. Daha hazır var baba orada. Çok güzel, evet, aparat. Hadi bakalım. Dede nasıl topluyor? Yaren. Avokado düşürme maceram. Evet, poşetimiz de burada. Aa, Yaren, ilk avokado. Evet al Yaren. Bakalım, geldi. Al bakalım. Çıkar içine. Hadi. Hadi alalım. Yukarıdan alacaksın. Yukarıdan. Yukarıdan bak. Al kızım içini. Ah, aferin Yaren'e. Bırak. Al. Tamam. Yumuşak mı Seda? Bir bakalım. Yok, İlk mahsulümüze. Şimdi bu. İlk gösterelim bir tane. Yaren'cim sertmişler. Bakalım. Uf. Baksana Yaren taş gibi. Değil mi? Yok, çok sert. Koy yumuşayacak bakalım. Sonra. Koy içine. Hop. Hop bakalım. Diğer avokadolarımız yok.
Evet. Bunlar küçük mü büyük mü? Yok, baba şurada bir sürü vardı. O tarafta. Büyük de var burada. Ha, oralar. Evet. Bir sürü var orada. Çok uzakta. Evet, Yaren geliyor. Hadi Yaren. Hatta tuttu galiba. Onun yanında da bir sürü var. Baba orada bir tane var. Tutayım, Yaren'cim içine koysun. Yaren dede ne yapıyor? Ya bak, çeksene. Dede ne yapıyor? Hem ye dede. Dede ne yapıyor? Ay, kafamıza geldi. Aha geldi. Al kızım. Al bakalım. Hadi Yaren, Yaren'in görevi. Oradan al anneciğim, şuradan. O biliyor, o biliyor, o şey yapıyor. Ha. Şuradan. Göster bakalım nasıl bir avukat. Aferin. Böyle şey, ne kadar mı? Feride baksın. Yaren toplamaya devam ediyor. Topladın mı Yaren? Göster bakayım poşetin içini. Göster ne kadar topladın bacağım. Ama kocamanı göstereyim kocaman. Bir sürü toplamış. Ay kocaman. Halaları tam bir ay yerler. Değil mi? Yani. Bir ay yer misiniz? Ay, bir ay mı yedim evet. Herhalde. Ama şey yumuşamasını beklememiz evet. Lazım. Elmanın yanına koyacağız o yüzden de. Abi. Yumuşamadan yenmiyor değil mi? Yenmez. Dur dur bak dede nasıl koparıyor hızlı bak. Hızlı yumuşaması için elmanın yanına koymak gerekiyor. Benim pek aram olmadığı için bilmiyorum. Aram olsun çok sağlıklı. Aha. Aynen. Gel topla orada. Efendim kızım. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Diyeceğim ben. Neydi? Bak şurada Seda kocaman kocaman. Bizim de evimiz evet. Var. Görüyor musun şu köşeyi? Benim çok evim var. Uy pardon. Yani, çok mu evim var? Çok evimiz var diyor. Her girdiğin yer senin evin bir tane için. Evet. Küçük evi var, büyük evi var, çok evi var Yaren'in. Var Yaren'in var. Diyarbakır'da da evi var. Şu tarafta var çok. Var bir de iri iri. Bir de orada iri iri. Daha kolay geçer sanki. Onlar toplamaya devam etsinler. Ben de eve gideyim. Bizim evde karşıdan nasıl gözüküyor. Eskiden Şahin burada çalışıyordu ya. Gerçi hala bakıyor da. Şey yapıyor işte girişine çıkışına. Şurada da bir şey yapıyorlar. Şunlar ne güzel büyümüş. Ve şurayı değiştirmişler. Eskiden böyle değildi. Neyse. Gidelim artık evimize. Orası çünkü arka şeyde kaldığı için bayağı bir soğuk. Annemin bidonları. Kızlar şimdi biraz da buradan limon alacaklar ve benim oradan da biraz alırlar. Şu kış artık bir an evvel bitseydi de şu odunu falan toplasaydık. Ezzallah, ezzallah. Daha çamaşırlarım yok ama birazdan olacak. Bir saat sonra asacağım artık. Bütün işlerimi hallettim ama sadece ya şurası kaldı, orayı da şimdi silerim. O kadar. Hoppa. Güzel evim. Geç kapıyı açalım, hava alsın. Evim güzel evim. Kızların mantısını şöyle poşete koydum. Biraz da Yaren'e çıkardım. Şimdi suyunu koydum haşlansın. Şöyle bunu tekrar buzluğa atacağım. Daha sonra ben onlara yine yaparım. O ikisine zaten bu 4 seferlikte yeter. 4 defa yerler. Efendim kızım, git halaya söyle de ki tuz bitmişti. Anneme tuz verir misin biraz? Daha sonra dediğim ben onlara yaparım, gönderirim. Yaren'e şimdi şu kadarını haşlayayım. Ve burada da çay suyu koydum. Çay içeceğiz bahçede. Ve şunları halledeceğim. Avokadoları topladılar. Şöyle bana da 2 tane verdi. Yoğurtla belki yerim ama taş gibi bunların yumuşaması gerekiyor. Elmanın içine veya güneşte durması gerekiyormuş. Ya da poşete sarıp
poşete değil, gazeteye sarıp karanlık bir yerde şey yapmamız lazım ki bunlar yumuşasın. Daha sonra yoğurtla belki yerim çünkü çok faydalıymış. Kızlar her sabah maşallah yiyorlar. Öyle yani. Anneciğim, hadi koş da al da gel kızım tuzu. Seni bekliyorum. Su, bak su kaynıyor, tuzum bitmiş. Markete gitmek lazım. Tuz da bitmiş, her şey bitmiş. Şunu tekrar koyayım, erimesin. Şunu haşlayayım. Ben giderim ya. Sosumu hazırladım. Kekik, pul biber, karabiber, tuz, yağ. Şimdi bunu bunun üstüne dökeceğim. Evin küçüğü gitsin çoka. Şöyle ve karıştıracağım. Evet. Evet. Yaren tehlikelidir bu markette. Zaten iki sefer yürüyüşe çıkardım onu. Hadi şoka gidelim değil mi? Valla üstümde param yoktu. Bir arada maskem yoktu. Hatırlıyor musun? O yüzden yani ben bazen çıkıyorum ya, ne para ne şey, hiç almıyorum. Sırf ay, girmemek için. Aa, sen Songül'e verdin mi oraya 6,5 lira mı 7 lira mı öyle bir... Biz bir ara Songül'e sorsana 6,5 lira mı 7,5 lira mı öyle bir şey kalmıştı geçen. Bir de Yaren parmağını sıktığında param üstünde yoktu. Gittim şoktan yumurta Songül kendi verdi ama... Yumurtayla düdüklü şeker. Onun parasını da ver. Oğlum alıyorsun madem. Söyle de şimdi. Unuttum. Hafızama şey var bende. Şimdi bırak da git. Ayıp olmasın. Yaren ne oluyor kızım? Neyse ben bunu böyle harmanlayayım. Elide Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz yine? Hamar attığımız üstümüzde. Bak bunu sosladım. Oo, burada ne var? Pirzola. Evet, hı-hı, çok güzel. Şimdi ciğerlerimizi şişlere takıyoruz. Ama tabii ki Diyarbakır'daki tatı yakalayacağız mı bilemiyorum. Bir şey diyeceğim, bu ciğerler çok büyük olmuş ama. Vallahi babam kesti. Hmm. Ben mi kestim? Adam üstüne atmayayım. Neyse biz neyse, bir şey olmaz yani. Biz böyle olacak yapalım. Bir de Diyarbakır'a geldiğimizde ama onu sen, çekeriz. Tabii Diyarbakır'da şöyle şöyle evet, kestim. Onlar kaybolur giderse de böyle lazım. Hmm. Tepsi nerede damlamasın diye. Bir şey olmaz. Yani. Şimdi sen bunu sosladın ya, buna ne kattın onu söyler misin? Söyledim ama bir daha söyleyeyim. Kekik, ha, pul biberi. Siz otururken burada evet, abimle ben çekiyordum onu. Tuz. Kekik, pul biber, tuz, karabiber, yağ. Süper. Ne kadar önceden yaptın? Ya normalde daha erken yapılması gerekiyordu. Çeksin ama bir şey olmaz. Hmm. Ama şey süt de oluyordu ama sonra cıvık olur diye ben katmadım. Anladım. Onu genelde tavada yaparken bir gün aynı öncesinde tavada yaparken süte yatırıp aynı yumuşatıyorsun. Daha yumuşak oluyor ama bu ızgarada evet, olduğu için. Ustamız da öyle yapıyordu. Vedat Usta da öyle yapıyordu kasabımız. Oha, bir zamanlar. Şu kadar yeter mi bir şişe? Daha bence, fazla takalım? Bence yeter. Yeter değil mi? Şişimiz yeterliyse zaten şişe... Şiş var, şiş. 20 tane kadar var. Babam getirdi bana. Bence yeterli. Bir de avokadolarımız var. Onları gösterelim. Onları da söyledim. Evet, yoğurtla yiyeceğim daha sonra. Yiyecek misin yoğurtla? Bilmiyorum, denerim ya. Bence dene de yoğurtla neden... Eskiden babam sarımsakla yapıyordu. Yiyordum onu. Neden şimdi yemiyorum acaba? Avokado ile mi yapıyordu babam? Evet, sarımsak, yoğurt böyle. Hmm. Ha bir de yoğurt. Şey salataya yapıyordu, katıyordu babam. Bir arada bize bir şey yapıyordu. Katmıştı salatanın içine. Hani marmelat yapıyor ya kayısiden. Evet. Ona katıyordu Selda. Yani kayısı marmelatının içine avokado. Evet, onu karıştırıyordu. Vallahi böyle eziyordu. Reçel gibi ekmeğin üstüne. Evet, ben şimdi hatırladım. Avokado, yumurtalı avokado çok güzel oluyor. Bir de tost da çok sen güzel oluyor. Mükemmel oluyor. Neyse, Diyarbakır'a geldiğimde kalırsa tost yaparsın. Aynen. Yani yok kalmaz, burada yaparız. Bunu ben geldiğimde buraya yaparız. Aynen. Siz geldiğinizde artık oranın lezzetlerini tadarız. Neyse, biz burada da yavaş yavaş adapte olalım da erkenden arka ne zaman gelecek. Siz ne zaman boşsunuz? Mesela. Şimdi gidelim biz. Tarihleri bildireceğiz size uygun tamam zamanları. Çünkü okulda başlıyor. Gelip de annemle ortada kalmayalım. Yok, ortada kalacak bir durum yok. Biz vallahi hiç size de ihtiyacımız yok. Yok. Canım arabamız var. Çok şükür. Sizi gezdiririz. Önce bir Mardin. Önce bir Diyarbakır. Biz uzak mesafeye gitmeyiz. Biz annemle yakın mesafeye gezeriz. Diyarbakır'a gideriz. Diyarbakır'dayız zaten. Diyarbakır'a niye gidiyoruz? Mardin'e gideriz. Mardin'e gideriz. Diyarbakır'da öncelikle dağ kapıyı gezeriz. Tarihi yerleri. Bir yere gitmiştik Selda böyle. Sülüklü Hanım'a kahve içtiğimiz yani. Yok yok, şeye gitmiştik biz seninle. Böyle kocaman arkamda bir kule vardı, hatta fotoğrafım bile var. O neydi? Diyarbakır'da mı? Evet. Diyarbakır'ı hatırlıyor musun? Surları abin, diyorsun. Abin sen ben gittik. Surları diyorsun. Abine, tamam Sülüklü Han. Ha, abine sonra kuş bir tane nasiplendi. Evet Sülüklü Han çok güzel kahve sıkışın yapılıyor orada. Sen dinlemişsin. Yerlerine gitmemişsin. Ha otur kızım. Aa, çık. Çık.
şey başka neydi ya? Sülükyan'a gittik sizinle. Bir yere bu camiye gittik. Böyle çok insanlar vardı ve kule gibi bir yer vardı. Ben de fotoğraf bile var abi böyle arkamda kocaman. Dört ayaklı minare. Dört ayaklı minare kapalıydı gerçi siz geldiğinizde. Şimdi açık oraya da gideriz. Zaten kızım, hemen yakınında. On gözlü köprüye gideriz. Eğil'e gideriz. Gidecek çok yer var. 10 gün yetecek. Vallahi. Evet. Mardin, muhakkak Mardin, eski Mardin, Midyat. Batman'da bir şey kalmadı ama yine de oradan geçerken Batman'a da gireriz. Eskiden Selda Batman'da oturuyordu. Evet, ben Batman'da yaşadım bir süre. Aynen, biz bir süre de şimdi zaten Diyarbakır'dayım. İkisi de gerçekten çok güzel. Hala yani oradan ayrılsam nerede yaşayabilirim diye düşünüyorum. Yani tabii canım, şu an istediğim, yaşamak şey istediğim yapıyor. Şehir yok yani. Orası gayet şu an mutluyum, memnunum. Güzel hani yani. O kadar bak kaç ne bir hafta mı falan kaldım. Ben bile şey yapmıştım. Alıştı. Feride bile alıştı yani her anlamda. Yani. Ama abin işte. Ama mangalı bir sosyalayalım. Kızım tamam yapacağız. Dede hazırlamayacakmış. Yok dedenin zaten işi var dede bak geline devretti. Dede artık bu işlerde yok. Aynen dedenin şu an işleri yoğun. Evet. Senden devralır ama sonrasında artık. Sonra. Bak şurada mantı yapacağım. Başka da mantı yapacağım. Ve sen yedin mi mantını? Kediler mi yiyor yoksa şu an orada? Kediler yiyor mantını koş. Bayram mıydı? Yarın halan son günü. Bak bugün evet. Hatta son günü. Biz yarın gidiyoruz ben yarın. Yarın biz gidiyoruz. Halanlar vedalaştı. Sen ne yapacaksın? Bak. Sen de geleceksin değil mi yanımıza? Hayır. Biz geleceğiz. Evet. Yaren yokken gelmiştik. Şimdi evet. Yaren'le geleceğiz. Aynen. Hatta ikiliyle geleceğiz. Evet. Muhteşem ikili. Yok ne? Bitirim ikili olmadan. 4 kişi geleceğiz bu sefer. Evet. Annem. Vay be annem. İki böcek. Babamla kar oynuyordu babaannemle. Nerede kar oynuyordu baban annenle? Keşke bak gitmeden şu tahtalıya çıksaydık ya. Karı da görseydik. Evet. Çok zamanımız olmadı. Dedem annemin elini tutuyordu biliyor musun? Aslında 15 gün geçti Selda. Evet anlamadık nasıl geçti. Geçti. Tabii. Adrasan'a gidecektik, Çıralı'ya gidecektik. Hepsini yapacağız anne. İnşallah. Yazın yaparız üzülme. Anne, ama yazın hakikaten daha güzel olur. Daha yemyeşil olur. Hadi sen. Kızım ne diyorsun? Şişlerimiz hazır. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kuzu şiş, 8 tane de ciğer. Ve burada zaten bunu görmüştünüz. Topladım. Bunlar burada dursun. Saat 3'e çeyrek var. Bunlar dursun, bayağı bir dursun. Ben birazdan gideceğim, ateşimi yakacağım. Ama onun öncesinde kızlarla çay içtik. Şuradaki bulaşıkları makineye atacağım. Makineyi açmadım çünkü. Ondan sonra makinemi açarım, makine yıkansın. Bitti yani, bir şey kalmadı. Seda şey, havuç tarator yapıyor. Annem de şoka gidecek, patlıcan. Patlıcan, biber alacak, onları közleyeceğiz. Şahin, kola, fanta, bir de kömür aldı geldi. Ekmek zaten yufkamız var. Patlıcan salatası yaparız. Sonra normal çoban salatası. Bir de şey havuç tarator. Yeter ya. Bir de bunlar olur. O kadar. Anneciğim niye kabartma tozlarını yere döktün sen? Ha? Ya bu kız var ya. Ben şimdi... Ha? Dökme kızım. Makinemi halledeyim. Hazır hava güneşliyken bu işlemi de işlerimi de halledeyim. Bulaşıklar yıkansın. Ben de ateşimi yakayım dışarıda. Ben ateşi yaktım. Şimdi kalın odunların yanmasını bekliyorum. Daha sonra en son şuradaki kömürü dökeceğim. Ve annem de şoka gitti. Patlıcanla biber alacak. Bu sefer çamaşırlar yok. Geçen bir arkadaş yazmış. Keşke önce çamaşırları toplasaydın. Evet, bugün kapıları da kapattık, çamaşırları da şey yapmadık, yani asmadık. Ben bile asmadım yani. Makinede yıkandı ama kapağını açtım, öylece valla bekliyor. Ama asmadım çünkü daha ıslak olduğu için çabuk kokuyu şey yapar, çeker. Burada sadece Şahin inşaat kıyafetleri var, da kemere gitti, işi varmış. Camı falan hep kapattım, Yaren içeride telefonla oynuyor. Kızlar evde bir şeyler yapıyor. Ben de ateşin başındayım. Şu kalın odunların yanmasını bekliyorum ki daha sonra şu telini, nerede teli? Şurada o telini koyacağım. Ondan sonra cama, en son zaten bunlar yandıktan sonra kömürünü dökerim ki köz olsun. Öyle yani, bendeki durumlar böyle.
sizler neler yapıyorsunuz, ne var ne yok. Hava o kadar güzel ki, yani tavukların, kuşların sesi çok güzel geliyor. Neyse da. Tarator hazır. Tamam. Hamarat görümcem taratoru yapmış bile. Dolapta kendine gelsin. Tamam. O şey değil mi? Havuçlu, yoğurtlu. Aynen. Şey. Bir de ceviz de koydum tamam. İçine. Tamam. İsteyen mayonez de koyuyor ama biz sevmiyoruz. He. Evet. Ben de yoğurtla duymuştum. Aynen. Bugün yoğurt bir... kesin oluyor, mayonez de bazen. Bugün bir değişiklik olsun. Sen Yaren keyfine gir de bir bak. Ayak, nerede? Bacak bacağın üstünde yatağın Yaren. İçine girmiş. Halacıklar yarın gidiyor. Bu kız ne yapacak? Ha? Avokadolarımız seneye inşallah verecektir bakın. Az önce ne diyordum? Ha, tavukların ve kuşların sesi o kadar güzel geliyor ki sanki böyle ilkbahar gelmiş gibi. Gerçi neredeyse Şubat'ı yarıladık. Artık bahar da geldi sayılır. Evet, ne durumdayız? Ne durumdayız? Selda'nın yöntemi varmış, biber soyma yöntemi. Evet, çok pratik bir yöntem. Şimdi biz de Diyarbakır'da öğrendik. Poşete bir poşete koyuyoruz biberlerimizi. Ağzını bağlayacağız. Kendi buharıyla kendi kendine böyle bırakacak derisini. Salı verecekmiş. Evet, salı verecek. Çok rahat olacak. Şu ama ancak şurası çevirmemiş. Dur çevireceğim. Orayı biraz daha çevireyim. Şimdi ağzını bağlıyorum ben bunu. Onu da tamam. Koyup bağlamam gerekiyor. Tamam, biraz bekleyelim. Bir 5 dakika falan bekledikten sonra daha rahat soyacağız. Tamam. O zaman da görürüz zaten. Tamam. Patlıcanlarımızı da soymaya başladık. Seda soyuyor böyle. Bir bakalım. Evet. Birazdan da biberlere geçeceğiz. Biberlerimiz burada. Kendi buharında bakın buharlanmış. Çok kolay bir şekilde soyulacak. Biraz daha beklememiz lazım ama. Patlıcan bitinceye kadar. Patlıcanı da bıçakla alırız birazdan. Evet, bunu salata yapacağız. Patlıcanlı, soğanlı, limonlu, bol zeytinyağlı. Sarımsaklı bir salata olacak. Burada da Yaren. Sen ne yapıyorsun Yaren? Sen keyif yapıyorsun. Nere geldin? Ne oldu Yaren? Durun bir Yaren'e bakalım. Ne oldu? Neyse buraya dönüyoruz. Tandırık evet. Yapıyor bize. Şimdi poşetimizi açacağız. Ne durumda? Bakalım. Şöyle bir bakalım bir devam edelim. Bakın çok kolay bir şekilde soyuluyor. Evet daha iyi. Çok rahat. Şöyle bak Selda. Bu arada. Şu şekilde evet. Direkt alıyorum. Normalde peçete de kullanıyorlar bunu ama şu an zaten gerek yok. Evet, restoranda falan yerken çok rahat oluyor değil mi? Bakın şöyle yaptığım zaman bile dilime geldi. Çünkü terledi. Pratik kendini biber bırakıyor. Soyumu. Şimdi ben biraz gözlüğe bakayım Seda bunları sayarken. Evet, Seda'nın durumlar nasıl buldu? Kömür attık ya. Yakıyor ya hemen çeviriyorum. İki tarafı da şey olsun. Şey kalmasın. Yok yok iki tarafını da şey yapıyorum sık sık. Bak, hadi bakalım. Kömür attık. Kedi sana az önce verdim ya bir tane pirzola. Gene geldiler. Ben şişleri koydum. Bir de soğan çok şey ateş biraz şey olduğu için soğanları koydum. Ciğerler hemen yanmasın diye. Bir de ciğer sıcak sıcak yendiği için en son şeye bıraktık onu. Şimdi şu şişleri halledeyim. Yağlar damlıyor ya. Soğanlarımı çevireyim yandılar. Kızlar da soğan salatası yapıyor içeride. Normal salata yapıyorlar. Tarator zaten hazır. Patlıcanlar da size de şimdi halleder. Bugün ben sadece bunun başındayım. Başka bir şey yapmadım. Herkese burada. Evet şişlerimizi şöyle yufkaların sağ içine şey yaptık. Yok dışarısı gayet güzel ya. Bunlar da ev yapımı yufkalar. Bugün göstermiştik ya Feride. Evet Selda gösterdi. Ellerime bakın. Kızlar da şöyle hazırladılar. Biz kısadan. Şimdi oturup yiyeceğiz. Evet hadi yiyin bakalım. Biz yemeğimizi yedik. Şuraya çaydanlıkla su koymuştum. Çok güzel sıcaktı. Isındı. Bulaşıklarımı da yıkadım. Şimdi durulayacağım. Ya da şu salatalar içeri gidecek. Aynen. Şurada da çöpleri topladım. Burada da babamla Şahin'e şöyle Allah gidiyordu. Sıcak kalsın diye koydum. Bunlar böyle olsun. Ben de şunları durulayım. O kadar. En son buraları da yıkadım. Şimdi kızlar çay demledi. İçeri geçip çay içeceğiz.
Şöyle buraları toparladım. Kovamı da yarı su koydum. Oraya koyacağım. Biliyorsunuz merdivenleri siliyorum öyle. Buraları güzelce toparladım. Şimdi mangalı da alıp içeri gireceğim. Babamlar gelir veririz. Bu demire dokunmayacağım. Artık yarın kaldırırım. Efendim bir tane. Hadi gel gir içeri, ben de geliyorum. Evet, dışarıdaki işlerimiz bitmiştir. Şimdi gidelim. Evet şöyle. Gel yavaş yavaş gel hadi. O yukarıları annem sonra yıkarız dedi. Şuradan aşağıdan doğru böyle geldim. Bu arada kızların bugün son gün demiştim ya, öyle değilmiş. Çünkü yanlış bir güne bilet almışlar. Onu içeri koyacaksın. Bu sabah uyandığımızda kahvaltı yapıyorduk. Tam orada kalsın. Kahvaltı yapıyorduk. Ben birisi sordu bugün ayın kaçı diye. Tamam izin verdim anneciğim. Ben de ayın 11'i dedim. Yok dediler, işte bugün 12'si. Normalde 13'üne bilet aldık diye biliyordular. Meğersem cumaya aldık biliyordular ama cumartesiye almışlar. Yani artık bir gün daha burada kalacaklar ve cumartesi yasak olduğu için bir belge çıkarıp öyle gidecekler. Her şeyde vardır bir hayır diyorum. Yani halalarımız bir gün daha burada değil mi anneciğim? Öyle yapmak olmaz. Bak Nezih amca alır seni şimdi götürür. Kızar sana. Niye yapıyorsun peçeteyi böyle? Yani halalarımız bir gün daha burada. Ondan sonra cumartesi günü artık gidecekler. Hayır bak ıslanmış gördün mü? Allah'tan erken aklımıza geldi yani ben kızlar bugün. Çünkü ben öğlen evde bir şey yaparken tarihe baktım. Bir de yarın şey dün dayımın doğum günüydü. Oradan hatırlıyorum ayın 10'u olduğunu. Kızlar dedim siz galiba yanlış biliyorsunuz. Çünkü bugün ayın 11'i dedim. Orada işte ya dedi acaba biz bilete bakalım kaçını aldık falan. Bir baktılar ki 12'sine değil 13'ünü almışlar. O da cumartesi. Yani öyle belge alıp artık gidecekler. Ben şimdi telefonumu şarja takacağım. Daha sonra sizlerle bir yerde görüşürüz. Ya da neyse bu videoyu da bu videoyu da artık burada kapatalım. Çünkü bayağı bir uzun oldu galiba. Yarene bakın şurada. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.